4 minutes and counting. We are go for Apollo 11. Space is has always been a dreamland. Uzay her zaman bir rüya alemi oldu. Ay, yıldızlar, gezegenlere hep dünyadan bakıldı. İnsanoğlu oraya gidebilecek miydi? Ve biz ilk adımın en başındaydık. We were at the pioneering beginnings. Bizi aya ayak bastığınız o ana götürebilir misiniz? Ne hissediyordunuz? Aklınızdan ve gönlünüzden neler geçiyordu? Korku ve hayranlıkla dona kalmıştım. Sorumluluğumuzun, yapmaya çalıştığımız şeyin ağırlığı beni şoka uğratmıştı. Hello Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. Space and aviation is a romance. Uzay ve havacılık romantik bir şeydir. Wright kardeşlerin havalandığı günden bu yana yüzyıllardır bu böyle oldu. From the day the Wright brothers lifted off at Kitty Hawk. The technology of Apollo. Apollo'nun teknolojisi artık geri kalmış durumda. Avucunuzun içinde benim aya inerken kullandığımdan daha yüksek bir teknoloji tutuyorsunuz. Zaman teknolojiyi gölgede bırakır. Ama romantizm hep kalır. Daha önce yapılmayan bir şey yapmanın, insanın daha önce hiç gitmediği bir yere gitmenin, görülmemiş bir şey görmenin romantizmi. Bu herkese heyecanlandırır. Dünyanın en derin okyanusunun dibine inebilirsiniz veya en yüksek dağının zirvesine çıkabilirsiniz. Ama hala bu gezegenin üzerindesiniz. Ben değildim. Ben aydaydım. Bende iz bırakan ilk adım değil, son adım oldu. I looked down at my footsteps, looked over my shoulder. Ayak izlerime ve omuzumun üzerinden arkama baktım. Bütün güzelliği ve görkemiyle dünyayı izledim. İşte buradayım diye düşündüm. Üç gün boyunca dünya hareket halindeydi. Gözlerinizi ondan alamıyordunuz. Kutuptan kutba, okyanustan okyanusa bakabilirdiniz. Bu resimdeki gibi düz değil, üç boyutluydu. Son düşüncem şu oldu. Ne kadar şanslısın. Tanrı'nın evinin ön balkonunda oturuyordun.